Selçuklu saltanatının, Selçuklu şeyini, tarihini bilmesi lazım bir Erzurumlu. Yani figür dünyasının Selçuklular için bir felsefe içeriği var. Osmanlı medeniyetini genelde Selçuklu medeniyetinden ayırmak doğru değil. Figür dünyasının Selçuklular için bir felsefe içeriği vardı. Yani estetik olmanın ötesinde. Zaten estetik olmadığını da insan figürleri, hayvan figürlerinin çok da böyle ustalıkla antik gelenekte olduğu gibi gerçekçi veya idealize edilmiş biri olmadığını görüyorsunuz. Karikatür gibidir yani bazı figürler. Orada amaç aslında insanı resmetmek değildir veya hayvanı resmetmek değildir. Tam da soyutlamaktır. Ki bitkisel kompozisyonlar, geometrik kompozisyonlar soyutlanmış kompozisyonlardır. Bu anlamda onlar bir kozmos kuruyorlardı ve o kullandıkları simgeler de kozmos simgeleriydi. Bunlar nelerdi? Astrolojik ve astronomik. Ağırlıklı olarak da astronomik simgelerdi. Ve insan da bunun parçasıydı. Yani. Okurulan kozmos aslında yaşanılan kozmosun bir benzeriydi ama ilahiyle de iletişim kurulan bir sahaydı. İlahi olan onun ötesindeydi. Dolayısıyla bu zengin felsefe çerçevesinde bir anlamlandırma aracıydı figürlü bezemeler. Ha peki ne oldu da bunlar yavaş yavaş ortadan kalktı? Osmanlı'da tümüyle soyutlanmış bitki ve bitki motifleri ağırlıklı olarak ortaya çıktı. Osmanlı'da bir merkezi medreseleşme, ondan sufizmin şekil değiştirilmesi de söz konusu tabii. Ve bunun paralel ortaya çıkan anıtsal mimarlık, büyük bir imparatorluk mimarlığı ve burada artık figürün, motifin fazla bir şey ifade etmemesi, soyut bir, o artık sünnizm diyorlar buna biliyorsunuz, sünni düşünce paralelinde gelişen daha böyle işte doktriner, efendime söyleyeyim, daha işte şeriat ağırlıklı diyebiliriz, tanımlamak kolay değil. Daha çok zahiri olanı üzerinden giden bir devlet anlayışı, yönetim biçimi ve bu batın olanın da tarikatlara geri çekilmesi, devletle olan ilişkilerinde belki de yine tanımlanmasından dolayı bu şeylerdeki, efendime söyleyeyim, binalar üzerindeki figürlü bezemeler de ortadan yavaş yavaş kalkmıştır. Ama şu bir gerçektir ki Osmanlılar figürleri Selçuklulardan daha az sevmişlerdir. Belki de Osmanlı'nın sahip olduğu program, dekorasyon ve mimari programı ilişkisi ve bunun toplu ortaya çıktığı düzen diyelim. Selçuklu'nun devamı olarak ve yeni düşünceler geliştirilmeden, yeni bir düşünce dünyası paralelinde değil, Selçuklu'nun devamı olarak süre gitti ve dolayısıyla buna yeni bir içerik katılmadığı için de yeni semboller ihtiyacı duyulmadı. Eski semboller de işte o değişen düşünce dünyası paralelinde ortadan kalktı. Yani mimarinin kendisi anıtsallaşıp kendi başına zaten bu mekanı, yani bu makrokozmosu net bir şekilde daha iyi ortaya koyduğu için belki de ayrıca sembollerle bunu işaret etmeye veya ifade etmeye de gerek duymamış olabilirler. Bu başka da bir konu. Bu anlamda konu çok zengin. Gerçekten de bir paper yazmayı hak ediyor. Selçuklu, Orta Asya, özellikle İran etkisini daha fazla yüklenen ama Anadolu'laşan bir medeniyetti. Osmanlı ise biraz daha batıda, Bursa ve civarında ortaya çıkıp sonra Edirne üzerinden İstanbul'a ulaşan Balkanlar ve Batı Anadolu ağırlıklı bir medeniyetti. Bu alanın etkilerini gösterdi. Sanatında, mimarisinde, müziğinde ve başka alanlarda da. Ama bir yandan da onun kökleri Anadolu'ydu. Dolayısıyla da Selçuklu üzerinden İran'dı, Orta Asya'ydı, erken İslam'dı. Osmanlı mimarisi, Selçuklu mimarisi üzerine temellenir ama bir yandan da Roma etkisi gösterir. Bir yandan da dolaylı olarak İran, Orta Asya ve erken İslam etkisi gösterir. Dolayısıyla Osmanlı medeniyetinin genelde Selçuklu medeniyetinden ayırmak doğru değil. Osmanlı, Selçuklu'dan teknolojik olarak sanatın çeşitli alanındaki ustalıklar anlamında da ileriydi aslında. Yani anıtsallaşan mimari vardı, mükemmelleşen bir resim sanatı, mükemmelleşen müzik, mükemmelleşen edebiyat. Yani Osmanlı aslında bir ilerlemenin de temsilcisiydi. Yani dolayısıyla bir gelişim süreci çünkü insanlar tarih boyunca eski kuşaklardan öğrenmişler ve bunu geliştirmişlerdir. Ama bir yandan da eski kuşakların izlerini taşırlar. Bu anlamda Selçuklu'dan Osmanlı'ya bir gelişim süreci vardır. Selçuklu olmasaydı Osmanlı bunu gerçekleştiremezdi. Asıl soru şu olmamalı, yani ne ifade ediyor, ne ifade etmeli aslında.
Sen şimdi Marx üzerinden bir dönemin felsefesini, kozmolojisini, kültürünü okuyabilirsiniz. Tarihte çok önemli bir dönem. Kendi tarihimizin bir parçası, dünya tarihinin bir parçası Selçuklu dönemi. Aidiyet için gerekli. Mesela Erzurum'da birisi Selçuklu saltanatından hiçbir şey anlamıyorsa Erzurumlu değildir bence yani. Erzurumlu olduğunu sanıyordur. Yani Selçuklu saltanatının, Selçuklu şeyini, tarihini bilmesi lazım bir Erzurumlu yani. Dolayısıyla Selçuklu saltanatı diğerleri gibi yine söyleyeceğim. Çok önemli bir bilgi alanıdır ve insanlara bunun bir şekilde ilgilendikleri zaman doğru bir şekilde aktarmak da sanat tarihçilerini görebilir yani. Zor bir soru. Çünkü gerçekten de insanın favorileri vardır ama ne zaman bir isim verse diğer favorilerini ihmal ettiğini düşünür. Benim aslında 20. yüzyıl mimarlığı araştırma konum değil. Ben mimar tarihçisiyim ama yani modern dönemde ilgilenmiyorum fazla. Dolayısıyla hani biraz daha amatörce bakıp söyleyebilirim yani bir şekilde ama sonuçta bir bilgi dağarcığım var. Yakında Azerbaycan'a gittim. O Aliyev Kültür Merkezi'ni gezdim Bakü'deki. Muhteşemdi. Yani, Zahadid'i beğeniyordum zaten de. Ama yani hiç mekanında bulunmamıştım. Oraya girince dedim ya olamaz böyle bir şey. Hatta şunu söyleyeyim. Orada bir barok tarz var. İşte o, amorf, oval, organik formlar falan. O tarzda ben şey de gezdim yani, barok eserleri de gezdim yani, 17. yüzyıl Roma'sında. Hatta bir çalışma yaptım ve özellikle gezdim yani. Böyle bir barok eser de görmedim yani. Orijinal 17. yüzyıl barokundan bahsediyorum. Sanatla da işlevi aslında çok güzel bağdaştırmıştı yani. Hani merdiveni sanat eseri kılmıştı mesela, değil mi? Kapıyı aynı şekilde sanat eseri kılmıştı. İşte asma katları aynı şekilde sanat eseri kılmıştı. Oradan giriş mekanına bakış, oradaki perspektif, hani sıradan bir işte betonarme blok binanın perspektifinden çok zengindi. Böyle bir mağaradan bakıyorsun sanki üst katlardan giriş antreye falan. Bu anlamda gerçekten de Zahadit'in Aliyev Kültür Merkezi'ne hayran kaldım. Herkes gitmeyi görmesini tavsiye ederim.